İzmir'in Urla ilçesinde otomobiliyle elektrikli motosiklete çarparak Semih Vardar'ın yaralanmasına, kardeşi Soma sporlu futbolcu Melih Vardar'ın ise ölümüne neden olan alkollü sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada yaşamını yitiren Melih Vardar'ın eşi Büşra Vardar, bu olayın kayıtlara kaza değil cinayet olarak geçmesini istiyoruz dedi. Vardar'ın eşi sosyal medyada Melih Vardar için adalet etiketiyle imza kampanyası başlattı. Canımız gitti. Ben, ailem haykırışlarımızı birisi duysun istiyoruz artık. Sosyal medyadan ne kadar yüklenirsek yüklenelim bir şekilde kimseye çığlığımızı duyuramadık. Her gün uğraşıyoruz. Ailem, dostlarım, arkadaşlarımız, bütün tanıyan tanımayan herkes. Yani adalet istiyoruz. Elim bir kaza olarak geçsin istemiyorum ben bu kayıtlara. Çünkü elim bir kaza değil. Resmen katliam. Benim eşimi ve abimi katlettiler. Ölüme bırakıp gittiler. İki gencecik beden orada belki nefesiyle savaştı, inledi. Düşündükçe insan çıldıracak gibi oluyor zaten. Kazadan yaralı kurtulan Semih Vardar acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Vücudumun çeşitli yerlerinde yaralar var. Kardeşimle kaza yapmadık, katledildik. Buna rağmen bize çarpan şahıs dışarıda geziyor. Onun dışarıda olması bizim yaramızı daha da büyütüyor. Adalete inanıyoruz ve bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz dedi. Ailenin avukatı Vural Tunç ise davanın detaylarını anlattı. Kişinin kaçma ihtimali, delilleri karartma ihtimali gibi sebeplerin bir şahsın tutuklanması için yeterli olduğu söylenir, yazılır kanunlarımızda. Bu noktada şahsın kaçmış olması ve aynı zamanda işte bizim bu sürecin içerisinde bazı kamera görüntülerini almaya çalışırken yaşadığımız bazı zorluklar var. Tabii ki biz aksini düşünmek istemiyoruz ama bunların aile açısından ya da bu dava açısından olumsuz gelişmelere sebep olabileceği düşüncesindeyiz. Bu noktada tabii biz hem ceza sürecini hem diğer hukuksal süreçleri devam ettireceğiz. İnşallah da bu noktada adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır.